Fokus'ta karşınızdayız. Herkese günaydın. Ben Gülzem Yılmaz Ersen. Fokus programında birazdan Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci ile Ocak ayı sanayi üretim rakamlarını konuşacağız. Bir miktar ivme kaybı var. Manşet rakam %8.2'lik artışı gösteriyor. Fakat aslında ham veriye bakıldığında, mevsim etkisinden arındırdığımızda, büyümeye katkısına bakıldığında geçen senenin son çeyreğine göre aslında sanayi tarafının, sanayi üretiminin katkısı giderek azalıyor. Detayları konuşacağız. Elbette birçok bileşen var. Enerji maliyetlerinde artıştan, ihracat pazarlarındaki talep daralması demeyelim ama eskisi kadar artış yaşanmamasına kadar bunları ele alacağız. Sonrasında ise iki konumuz olacak yine. Tabi hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar, bitkiler, bunlar da biliyorsunuz transit ticaret yasağı getirildi. Hem bunun detaylarını konuşacağız hem de gümrüklü depolardaki malların bloke edilmiş olması. Şu an acaba sektörde bu blokajdan dolayı sıkıntı yaşanıyor mu gümrükteki mallardan dolayı? Ve bakanlıktan gönderilen resmi yazıda da aslında bu genelleştirilmiş ticaret sisteminde hepsinin ayrı bir barkodu var biliyorsunuz. Bunların açıklanmadığı söyleniyor. O yüzden sektördeki sıkışıklığın nedeni ne? Hüseyin Arslan'la konuşacağız. Akdeniz Hububat Bakliyat Yönetim Kurulu Başkanı, İhracatçılar Birliği Başkanı. Sonrasında taşımacılık faaliyetleri için Logitürk Uluslararası Taşımacılık Geliştirme Müdürü Osman Can Uzunlalı bizimle olacak. Reel sektör nezdinde ele alacağımız ikinci başlık bu. Piyasalarda ise tabii ödemeler dengesi, cari açık rakamları, sanayi üretimi, tüm bunları Gizem'le az sonra detaylandıracağız. Ama gelin bir rakamlara bakalım. Haftayı kapatırken fiyatlamalar bize ne söylüyor? 14.94'ten geçiyor dolar Türk lirasında işlemler. Yükseliş devam ediyor kurda. Euro TL'de de benzer şekilde 16.44'ü görüyoruz. Özellikle dolar Türk lirasında %0.72'lik bir kazanımdan bahsediyoruz şu an. Yükselişten bahsediyoruz. Bugün içerisinde baktığımızda en yüksek seviyeler 14.98'e test etti. Yaklaşık 15 dakika önce. Dolayısıyla henüz 15'li seviyeleri görmedik ama oraya yakın işlemler geçiyor dolar Türk lirasında. Borsa İstanbul'da ise sınırlı alımlar var. 2047 puandayız. %0.27'lik bir yükseliş yaşanıyor. Ve euro dolar paritesi de 1.0986'larda. Dün Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamalarından sonra 1.11'e kadar yükseldiğini gördük. Euro dolar paritesinin Lagarde'ın açıklamaları şahin olarak yorumlanmıştı. Çünkü savaşa rağmen ve yükselen enflasyona rağmen aslında net bir şekilde şunu söylüyor Lagarde. Yeni dönemde önümüzdeki süreçte tahvil alımını tahmin ettiğinizden daha hızlı azaltabiliriz, bitirebiliriz. Yani çok genişleme yanlısı bu savaş gündeminden sonra sinyal vermedi. Bu da paritenin en azından 1.10'a yakın tutunmasına yardımcı oluyor. Hatırlatalım, hafta başında 1.08'lerdeydi euro dolar paritesi. Emtia tarafında da benzer şekilde petrol bu haftanın zirvesinden geri çekilmeye başladı. Özellikle oradaki son 10 yılın zirvesini görmüştük. 130 dolarların üzerindeydi Brent petrol. Yavaş yavaş orada bir geri çekilme oldu. 111 dolarda haftayı kapatmaya hazırlanıyor. Amerikan tipi ham petrol 107 dolarda. Hatta biz de akaryakıta zam yapılmadı haberini girdik perşembe günü, biliyorsunuz. Çarşamba günü düzeltiyorum. Çünkü üst üste 6-7 iş günü zam yapıldıktan sonra ilk defa zamsız geçirdik haftanın son 2 gününü. Hem benzin hem de motorin tarafında. Ons altının da 1989 dolara sınırlı bir geri çekilme yaşadığını aktaralım. Ve şimdi rakamlar böyle. Gidelim buradan Gizem'le grafik cüellosuna. Yatırımın adresi QNB Finans Invest. Grafik düellosunu sunar. Grafik düellosu ile karşınızdayız. Gizem, günaydın, hoş geldin. Günaydın, hoş bulduk. Bugün iki veriyi karşıladık. Hem ödemeler dengesini, yani cari açık rakamları geldi, hem de sanayi üretimi. Şimdi istersen biraz cari açık tarafıyla başlayalım. Çünkü artık piyasa en az enflasyon kadar bu veriye önem atfediyor. Çünkü enflasyonu yönetmek için Merkez Bankası önce kendi para politikası metnini aldı. Sonrasında da Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan, Bakan Nebati'den cari fazla ile enflasyonu yöneteceğiz, fiyat istikrarını böyle sağlayacağız, para politikası ya da işte faiz artışlarıyla değil şeklinde bir vurgu vardı. Fakat geldiğimiz noktada 2022 için cari açık beklentisi cari fazlaya dönmüş durumda. Hızlıca bu genel trendi gösteren grafiği de bir ekrana getirelim. Sonrasında detaylar için Gizem'e de sözü vereceğim ama bu bahsettiğimiz, yani 2022'deki cari fazla beklentisinin cari açığa dönmesi aslında bizim için büyük bir anomali. Anomali olmasının sebebi de şu: geriye dönüp baktığımızda Türkiye en son %50'lerin üzerinde, hatta 40'ların üzerinde de diyebiliriz enflasyonu gördüğünü
döneminde 2000 kriziydi. Yani o 2000-2003 zamanında görmüştük. Sarıyla gördüğümüz çizgi enflasyonu gösteriyor. Ve o dönemde aslında cari fazla veriyorduk. Her bir sütun cari açık bölü gayri safi yurt içi hasıla oranımızı gösteriyor. Şu an -1.8'de olan ve bu yılı yaklaşık -4'te kapatmamız bekleniyor. Cari açık bölü gayri safi milli hasıla oranında. O dönemki rakamlar +1.5-2 seviyesindeydi. Yani enflasyonun genelde çok agresif yükseldiği dönemlerde, aynen şu an olduğu gibi yüksek enflasyon yaşadığımız dönemlerde Türkiye'de aslında aynı anda cari açıkta bu denli yüksek bir cari açıkta oluşmuyor. Tabi Gizem, bir de buna bütçe açığının eklenmesi bekleniyor. O yüzden ikiz açık, üzerine yüksek enflasyon, yani makro fotoğrafa bakıldığında her göstergede bir bozulmanın olduğu dönemdeyiz. Yani biz büyümeyi çok elden bırakma niyetlisi bir ülke değiliz. Zaten gelişen ülkelerden en büyük beklenti büyümesidir. O yüzden de o büyümeyle beraber o açıklardan bir tanesinin en azından, ki bütçedir bu genelde, kapanması belki beklenebilir. Bunu ne anlamda söylüyorum bu arada? Şimdi seçim öncesi bir yılın içerisinde olduğumuz için bunu tabii doğrudan doğruya bir koşula bağlamak çok doğru değil. Çünkü genelde harcamaların arttığı bir yıl olur seçim öncesindeki yıllar. Dolayısıyla bütçeden açık verilir, ödün verilir. Biz hani Türkiye üzerinde konuşacak olursak o anlamda hani ödün verebilecek bir ülkeyiz. Diğer gelişen ülkelerle kıyasladığında bizim bütçe tarafında yerimiz var. O yüzden de mesela bütçe tarafına dair hani büyük bir soru işareti olmadığını en azından söyleyebilirim. Cari dengeye gelecek olursak, şimdi 4 yılın en yükseğinde grafiğimizde var ekranda, işte ne geldi? 7.1 milyar dolarlık bir açığımız var. Geçen yılın aynı ayında 1.8 milyar dolarlık bir açık vermiştik hatırlatmak gerekirse. Piyasanın beklentisi 7.2 milyar dolarlık bir açık vereceğimiz yönündeydi. Dolayısıyla aşağı yukarı piyasanın beklentisi karşılaşmış oldu. Dolayısıyla son 12 aylık açığımız bu 7.1 milyar doları da ekleyecek olursak 20.2 milyar dolara geldi. Yani milli hasılaya oranladığımızda 2.5'lara kadar gelmiş oldu. 2.5'a gelmek ne demek? Geçen seneyi bitirirken 1.8'lik, şu an 2.5'a. Cari açımız arttığı için 2.5'a doğru yükselmiş oluyor cari açımızın milli hasıla oranımız. Şimdi burada belli başlı riskler var. Şimdi Şubat'a, yani cari açının önümüzdeki dönemde ne olabileceğine dair belli başlı verileri izliyoruz. Mesela Gümrük ve Ticaret Bakanlığı dış ticaret öncü verilerimizi açıklıyor. Bunlardan işte Şubat ayı rakamları var elimizde. Şu an konuştuğumuz cari açık Ocak ayı rakamları. Şubat ayında ne olabilir kısmıyla izlediğimiz öncülerden bir tanesi de az önce bahsettiğim gibi dış ticaret verileri, Şubat ayı rakamları. Şimdi dış ticaret rakamlarına baktığımızda açığın devam ettiğini görmekteyiz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde cari açığa ilişkin, artabileceğine ilişkin soru işareti getiren yerlerden bir tanesi dış ticaret kısmı. Buradaki en büyük soru işareti ne? Şimdi normal zamanlar altında Türkiye ekonomisi ithalat bağımlısı bir ülke olduğu için, yani üretebilmek için, ihraç edebilmek için sonrasında da öncelikle ithalat yapması lazım. Dolayısıyla biz normalde hani ilişki nedir? Senin bir ülkenin para birimi değer kaybettiğinde ithalatının azalmasını beklersin. Ama şimdi son dönemde bu böyle olmuyor. Türk lirası evet geçen senenin son çeyreğinde çok belirgin bir değer kaybına uğradı ama ithalat mesela baktığında o kadar da sert bir daralmaya vesaire işaret etmiyor. O yüzden de dış ticaret açığımız üzerinde belli başlı riskler var. Zaten Şubat ayı rakamları da arttığını gösteriyor diyorum. Bir başka konu mesela cari açım bütün geneli için söyleyeyim. Türkiye ekonomisi büyüme kaydederken evet biz cari açık veririz. Fazla da veririz. Yani cari açımızın arttığını görürüz. O az önce bahsettiğim ithalat bağımlılığından kaynaklı olarak. Ama son dönemde, son yıllarda özellikle bu ilişki böyle aynı şekilde ilerlemiyor geçtiğimiz yıllarla baktığımızda. Büyümede dış talebin katkısı arttığı için değil mi? Evet, o da var. Şimdi bunun haricinde dış ticaret açımız artarak devam ediyor. Şubat ayına ilişkin, o yüzden cari açığa ilişkin bir risk var diyoruz. Bunun haricinde neler var? Şimdi taşımacılık gelirlerimiz, seyahat gelirlerimiz, bunlar iyi şimdiye kadar. Ama bu sefer de Rusya-Ukrayna konusu devreye giriyor. Şimdi ben Rusya-Ukrayna'ya dair dış talepte etkileyebilecek bir şey olur kısmını söylemek çok zor şu aşamadan bir şey öngörmek. Çünkü bu savaşın ne kadar devam edebileceği kısmını bilmiyoruz. Ama olur da devam ederse, ticaret konusunda belli başlı sektörlere Türkiye için fırsat tanıdığı gibi bu savaş, öte yandan turizm açısından bize dezavantaj oluyor. Çünkü Rusya ve Ukrayna'nın toplam turist payı içerisinde payı yüksek. O yüzden de ticaret açısından baktığımızda gerek bizim partnerlerimizi negatif etkilemesi noktasında belirgin bir dış talep riski yaratmamasının yanı sıra
Diğer yandan bakacak olursak seyahat gelirlerimiz üzerinden bir dezavantaj oluşturma ihtimaline sahip. O yüzden de savaşın ne kadar süreceği kısmı ve bizim özellikle en fazla bu turizm gelirini elde ettiğimiz bizim yaz sezonumuza denk gelmemesi kısmı oldukça önemli. Ama mevcut durumda bakacak olursak en büyük riskin geldiği yerde tabii ki enerji maliyetleri. Yani toplamda küresel ticaret zincirine belki Rusya çok büyük bir zarar vermeyecek ama herkes bir şey üretirken enerji kullanıyor. O yüzden de enerji konusunda da arzda çok büyük bir söz sahibi olduğu için Rusya bu anlamda dünyada maliyetleri artacak. Beraberinde fiyat hadlerinin yükselmesine sebep olabilecek. O yüzden de şirket karlılıklarını düşürmeye kadar gidebilecek bir enerji sektöründe, enerji maliyetlerinde artışa yol açabilecek bir savaştan bahsediyoruz. O yüzden de dediğim gibi her halükarda Rusya, Ukrayna dünyanın ekonomisi için sevebileceği bir şey oluşturmuyor yani. Bir output çıkarmayacak bize. Peki Gizem, şimdi yavaş yavaş bitireceğiz burayı ama bir iki cümle de aslında sanayi üretimine dair hatırlatalım TKV'leri. Çünkü şunu da merak ediyorum. Yani 30 milyar doların üzerinde bir enerji ithalat faturası olması bekleniyor bu yılın tamamında. Şimdi bunun cari açığı arttıracağını, işte dış ticaret açığını arttıracağını söylüyorsun zaten sen de. Fakat bunun bir diğer aslında faturası da sanayi sektörüne kesilecek. Çünkü onların da üretim maliyetleri artıyor. Enerji maliyetleri arttıkları için. Ve oradaki göstergeler bize ne söylüyor? Yani sanayi üretiminin kırılımına baktığında sen ham madde artışı, enerji artışı, gerçi bu o daha Ocak verisi, Şubat, Mart demeyeyim, daha keskin hissedeceğiz ama. Şimdi genel itibar sanayi tarafına baktığımızda ilk aldığımız yıla dair verilerin ilk başını alıyoruz biz şu an. O yüzden de ben burada belirgin bir hız kaybı var diyemem açıkçası. Bu veri kötü bir veri de diyemem. Ama burada da belli başlı riskler. Orada da gene maliyetler ön plana çıkıyor. Bu maliyet kalemlerinin içerisinde en fazla enerji maliyetleri ön plana çıkıyor. Bir de daha önce de bahsettiğimiz konu hala geçerli. Mevcut durumda hala hani Rusya, Ukrayna'yı geçiyorum mesela. Dış talep aynı şekilde gücünü koruyacak diyelim. Ya da mesela Rusya'dan herhangi bir sektörde bize pazar kayması yaşandı. Yani Rusya'dan normalde Rusya'nın müşterisi olan başka ülkeler geldi, Türkiye'den bir şey almak istedi. Biz bunu karşılayabilecek kadar yüksek üretim kapasitesine sahip miyiz kısmı soru işareti. Daha zaten yüksek bir kapasite kullanım oranıyla çalışıyoruz. Dolayısıyla daha fazla yatırım gerekiyor. Daha fazla yatırım için uygun ortam var mı kısmına dair soru işaretleri var tabii mevcut durumda. Gizem, çok teşekkür ediyorum değerli katkın için. Grafik düellosunu noktalıyoruz. Yatırımın adresi QNB Finans Invest. Grafik düellosunu sundu. Evet, grafik düellosunu noktaladık. Bir son dakikamız var. Onu iletip hemen reklama gitmeyeceğiz. Sanayicilerle yayınlarımıza devam edeceğiz. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden geliyor son dakika. Azak Denizi'ndeki Rus limanlarında bekleyen Türk sahipli 18 gemiden 17'si kalkış yapmış. Şu an Rus limanlarında bekleyen Türk sahipli, yani Türk gemilerinin 18'inden 17'si kalkış yapmış. Azak Denizi'nde uzun bir süredir, yaklaşık 3 haftadır bekliyordu bunları, hatırlatalım. Dolayısıyla onların Rus limanlarından kalktığını, Azak Denizi'nden, Rus limanlarından Türkiye'ye yola çıktıklarını da iletiyor Denizcilik Genel Müdürlüğü. Bunu da iletmiş olalım ve gidelim Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci'ye. Müjdat Bey, hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. İyi yayınlar Gözlem Hanım. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Müjdat Bey, bugün gelen rakamlar, Ocak verisi, az önce biz de Gizem'le beraber konuşuyorduk. Şimdi bütün bu veri seti bize Ocak ayının aslında henüz agresif bir daralmayı işaret etmese de enerji maliyetleri ve ham madde maliyetlerindeki artışın artış hızının önünde bir engel olduğunu gösteriyor. O yüzden sizden dinleyelim. Sanayi üretim artmaya devam ediyor ama sizce bir miktar ivme kaybı var mı artışta? Şimdi tabii Gözlem Hanım, yani ifade etmek isterim ki tabii ki çok aylardan beri sanayi üretiminin bu kadar dramatik bir noktada hiç yorumlamıyorduk. Yani bu ay gerçekten sanayi üretimi hepsi eksi ve hiç de yani konuşulacak bir noktası yok. Yani burada madencilik ve taş ocağını konuşmak, yani çok iyi falan diye konuşmak, yani sanayi rakamlarının tartışılmasını gerektirmez. Şimdi burada tabii ki dramatik olayın sebebi, sizin de koymak istediğiniz gibi, yani gerek dünyanın gerekse Türkiye'nin yansımalarını aldığı çok stratejik değişiklikler. Bunların içinde en önemlisi tabii ki enerji. Enerji dalgalanması, yani sanayimizi
inanılmaz derecede yani darbe vurdu. Yarının hangi fiyatlarla elektriğimizi, doğalgazımızı satın alacağımızı bilemez durumda üretim yapmanın bir sanayici için ne kadar zor olduğunu bilmiyorum. Tabii ki sizler basın mensupları olarak yani değerlendiremeyebilirsiniz. Ama bizlerin her gün yeni bir maliyet faktörleriyle yeni bir hesap, yeni bir çalışma ve müşterilerimizin karşısında ne yapacağımızı anlatmakla geçiyor bütün vaktimiz. Ve iki noktası var. Ya bunu absorbe edeceksiniz, yani kendiniz alacaksınız ki nereye kadar? Tabii yok olursunuz. Veya ne kadarını müşteriye yansıtacaksınız ve nasıl? Diğer taraftan ham madde sorunu var. Şimdi biraz önce söylediğiniz haber hepimizi çok ilgilendiriyor. Neredeyse 15 günden beri yurt dışından özellikle Kazakistan'dan gelen malımız Novorossiysk limanlarında mahkum. Çünkü mal gemiyle o limanlara geldi ama gemiler yükü almıyor. Sigorta edilmediği için mal sahibi ve gemi sahibi de yükü almıyor. Ve dolayısıyla şimdi işin gerçek tarafında bir fiyat problemleri yaşarken bir taraftan da önünüzdeki ham maddenin teslim alıp alamayacağınızın kuşkuları içerisindesiniz. Bütün metal sektörü adeta böyle. Çünkü herkes çok iyi biliyor ki artık bir noktada yeraltı zenginlikleri olan Rusya ve Ukrayna ve Türkiye Cumhuriyetlerle çalışıyoruz. Ve dolayısıyla oralardaki bu tür dalgalanmalar, bu tür yani karışıklıklar veyahut da huzursuzluklar diyeyim, hiçbir şekilde tereddütsüz Türk sanayisini ve Türk sanayicisini etkiliyor. Bugün yani sizin ifade ettiğiniz gibi ham maddenin nerelere çıktığı, nerelere geldiği bir tarafa, ham maddenin parasını vererek teslim alamadığınız gerçeğiyle de karşı karşıyasınız. Yani bugün yani hangi metal sektörü yok ki dünyadaki metal borsalarında katlanmamış olsun. Yani çok dramatiktir. Bir nikelin fiyatı 100 bin doların üzerine geçti. Böyle bir şey olabilir mi? Ama bugün bu borsa malı Londra Metal Borsası'nda bu fiyatı gördü. Ve Londra Metal Borsası da bu nikelin fiyatını borsadan çıkarttı. Mamafin şimdi düzeldi. Ama öyle bir acayip bir dünyada yaşıyoruz ki dolayısıyla sanayi üretsin mi üretmesin mi şaşkınlığı içerisinde. Ama Müjdat Bey, sanayicim mecburdur pedala basma. Peki şunu sormak istiyorum size. Yani biz bunu elbette ilk defa yaşamıyoruz ama en sert, en yoğun da bu sene yaşıyoruz. Yani emtia fiyatlarındaki volatiliteyi, ham madde fiyatları, işte nikeli söylediğiniz, yine daha çok ürün var, alüminyumu, çelik vesaire. Peki bu konularda mesela forward piyasalar, opsiyon piyasası, yani finansal enstrümanlar var. Risk yönetimi yapmak için, yani illa spot piyasadan almak gerekmiyor. Vadeli piyasalardan bir şekilde bu ham maddelerin fiyatını en azından öngörülebilir seviyelerden uzun vadeli işlemle satın alabiliyorsunuz. Hedge yapabiliyorsunuz. Bu konuda neden farkındalık oluşmuyor sektörde? Özlem Hanım, yani söylediğiniz şey tabii metal sektöründe iki tane olay var. Bir fiili teslimat, bir de malın borsalarda hedging işlemleri. İkisi çok ayrı, çok farklı şeyler. Yani birisi fiyatınızı garantilemek ve fiyat dalgalanmalarından etkilenmemek için yaptığınız finansal operasyon, diğeri ise malınızın teslimi. Borsadan mal alıyorsunuz. Aldığınız malı fiziki olarak satıcı her halükarda size teslim edecek. Teslim etmekteki problem bu. Yani hece etmek problemi ikinci fasıl. Tabii bunlar ayrı bir doktora tezi. Yani bunların tabii ki içinde olmayan, bunları yaşamayan hiçbir metal sektörü yaşayamaz. Bunlar hepimizin yapmakta olduğu ve yapmak zorunda olduğu işlemler. Ama işin bir hedging operasyonlarıyla ilgili fiyat dalgalanmalarından, borsa malı fiyatların dalgalanmasından etkilenmesini engellemek. İkincisi, borsadan bile alsanız fiili malın fabrikanıza girişi. İkisi ayrı olay. Ben fiziki teslimlerden söz ediyorum. Borsadaki olaylar, borsa çalışıyor. Borsada bugün
Yani 18'e 3 seneye kadar fiyat mal olur satarsınız. Bunlar hepsi var. Bunlarla ilgili bir sorun yok. Bunlarla ilgili sorunu biz yaşamadık, yaşamıyoruz. Ama sorun malın fiyatla ilgili noktasında. Bugün metal sektöründe mesela bakır bir sene önce 5.000 dolardı. Bugün 11.000 dolarlar konuşuluyor. Yani herkese bakırda, demirde, çelikte hepsinde böyle yani. Onun için onlar ayrı bir fasıl, fakat bu borsa fiyatıyla almak zorundasınız. Yani hedge etseniz de bu fiyatlarla hedge edeceksiniz. Onun için yani bu işin ikinci finansal tarafı, ama bugün fiili durumuyla da fabrikatör, sanayici problem yaşıyor. Ben onu anlatmak istiyorum. Ama tabii bunların hepsi çünkü geçici. Çünkü biz bunlara rağmen işimizi görmek, müşterimize taahhütlerimizi yerine getirmek zorundayız. Bunları da yapıyoruz. Tabii ki çözüm sonsuz, çare tükenmez. Sanayici, Türk sanayicisi buna alıştı. Yani hangi zorlukları görmedi ki bu zorluklardan geçmesin. Ama tabii ki bu zorlukları Türk sanayicisi tek başına çözmek noktasında biraz uzaklaşıyor. Peki Müjdat Bey, için... buyurun. Şimdi süre çok sınırlı olduğu için ben ara tabii bölüyorum sizi ama KGF'ler başlandı. KGF verilmeye sektörlere. Evet, ama daha aslında KGF Kredi Garanti Fonu'nun verdiği kredilerin daha seçici geçirgen olacağı, yani her sektöre değil ihracat yapan, katma değerli üretim yapan şirketlere verilecek denildi. Nasıl görüyorsunuz? O tarafı sorayım. Finansmana erişim. Bir de çok özür dilerim. Bir saniye. Bir sorum daha var. Onu da ileteyim, sonra söz size bırakacağım. Vergi teşvikleri, bir de orayı sorayım. Şimdi KGF kredileri genelde KOBİ niteliğindeki şirketlerimize veriliyor ve bu yani bugün sanayi üretiminin bu noktalarda olmasının bir sebebi de tabii ki iç tüketimin de bu fiyat dalgalanmalarından etkilenmesiyle bir araya gelmesindendir. Dolayısıyla KGF kredileri en azından KOBİ niteliğindeki şirketlerimizin kısa vadeli bir takım çözümlerini, sorunlarını çözüm getirecek niteliktedir. Yani bunların kapsamı yani çok çok büyük değil, ama az da olsa mutlak surette ihtiyacı olan KOBİ niteliğindeki şirketlerimizin kısa vadeli sorunlarını çözüyor olduğunu görüyorum bir sanayi odası başkanı olarak. Ama bunların Exim kredileriyle de, Merkez Bankası Reuskont kredileriyle mutlak surette sanayicinin bu aşamada desteklenmesi lazım geldiğini söylemek istiyorum. Yani sadece KGF kredileri KOBİ niteliğindeki kurum ve kuruluşlara dönük zaten. Ama bunun dışında esas sanayicinin, büyük sanayicinin, büyük üreticinin bugünkü yaşadığı gerek finansmandaki, gerek ham maddedeki, gerek enerjideki darboğazını, sıkıntısını gidermesi bir yerde devletle birlikte yapılan çalışmalarla olacak. Bu da Exim ve Merkez Bankası Reuskont kaynaklarıyla oluşur. Onun için bunun böyle telakki edilmesi gerekir. Vergi teşvikleri tabii ki güzel bir şey, ama önce çalışırız, kazanırız, vergi ondan sonra gelir. Ama bu arada özellikle bizim mesela talebimiz her halükarda enerjide şu oluyor. Enerjide bugün büyük bir KDV ve ÖTV yükü var. Yani devletimizin en azından bizim enerji yükümüzün azaltılmasıyla ilgili KDV ve ÖTV yükünden en azından vazgeçmesi veyahut da biraz fedakarlık etmesi en azından bizim enerji giderlerimizde bir iyileşmeyi sağlar diye düşünüyorum. Peki Müjdat Bey, son sorum da şu, sürenin yavaş yavaş sonuna geldik ama Denizli'de aslında önemli bir yine ev tekstili üreten bölgelerimizden bir tanesi. Bunun ihracatını yapıyorsunuz, hazır giyim tekstil, yine tabii gıda ürünleri var. Rusya pazarından dolayı şu son bir ayda sanayici, üretici ne kadar yara aldı? Vallahi şimdi tabii ki bu kesinlikle artık Rusya ve Ukrayna pazarı şu anda kapalı ve özellikle bizim bölgelerimiz Ege ve Akdeniz bölgesi Rusya ve özellikle Ukrayna ile büyük ihracat çalışmaları vardı. Artık bu çalışmaların ne zaman tekrar başlayacağını
hiç kimsenin bildiğini zannetmiyorum. Onun için tabii ki önümüzdeki günlerde bu konuda ihracatçılarımız zorluklar yaşayacaktır. Onlar ya kendilerine bulabilirlerse yeni pazar, tabii ki iki günde çok zor, bulacaklar veyahut da kendilerine başka çözüm yolları arayacaklardır. Çünkü ihracatta uzun vadeli anlaşmalar özellikle Ukrayna'da ve Rusya'da bizim yörelerimizdeki gıdacılarımız için inanılmaz bir bağlantı çalışmalarıdır. Dolayısıyla bugün bu şansı bu arkadaşlarımız evet. kaybettiler. Onun için çözümün tabii ki savaşın bir an önce sulhe dönmesiyle olacaktır. Temennimiz bizim için yalnız gıdacılar değil, Türkiye'nin bugün gıda ithalatından, bugün Türkiye'nin metal ithalatından, bugün Türkiye'nin enerji ithalatına kadar bağımlı olduğumuz ve Rusya'nın ve Ukrayna'nın savaşmaması lazım. Bizim evet. menfaatimiz bu iki ülkenin birlikte yaşayacağı mutlu günlerdedir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum ben de size değerli analizleriniz için, katkılarınız için. Ben de teşekkür ediyorum Gözlem Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Şimdi Akbip Yönetim Kurulu Başkanı Akdeniz Hububat Tohumlar İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan bizimle olacak. Hüseyin Bey, hoş geldiniz yayına. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum yayına aldığınız için. Ben teşekkür ediyorum kırmayıp bağlandığınız için. Şimdi çok sıcak bir gündem ve siz aslında eminim en kısa sürede bu problemi çözmek için yetkililerle, kamu otoritesiyle temasa geçtiniz. Bu transit ticaret yasağı getirilmesi, hububat, bakliyat ve yağlı tohumlu bitkiler ve yem grubundaki ürünler için. Şimdi fiyat evet. artışlarını kontrol etmek adına bu transit ticaret yasağının getirilmesi sektör için ne anlam ifade ediyor? Sizden dinleyelim. Evet, şimdi biliyorsunuz Türkiye bir enerji koridoru. Fakat bunu devlet politikalarıyla oluşturdu. Aynı zamanda Türkiye bakliyat açısından ve hububat açısından aynı zamanda bir gıda koridoru. Özellikle bakliyat açısından da bir bakliyat koridoru. Bu Türkiye'ye gelen ürünler büyük oranda Irak, İran, Suriye gibi ülkelere ve yardım kuruluşlarına gönderilmekte. Hatta bu ürünler Gürcistan ve Azerbaycan'a kadar gidiyor. Bizim Türkiye'de yeterince her zaman mal bulunma sebebi, mesela geçen yıl pandemide bizim sıkıntı çekmemizin en önemlilerinden biri de Türkiye ihtiyacından fazla ürünü getiriyor, diğer artı ürünleri biz diğer ülkelere ihraç ediyoruz. Yani Türkiye'de sürekli transit depolarda bulunan mallar Türkiye için büyük avantaj sağlıyor. Şimdi en son alınan kararla transit bir ülkenin tabii en önemli koşullarından biri de güvenilir bir ülke olması, gerek izlediği devlet politikalarıyla gerek ticaretlerle güvenilir olması lazım. Türkiye bunu sağlıyor. Mesela Türkiye'nin bir 100 bin ton nohuta ihtiyacı varsa biz serbest bölgeye, transit bölgelere 200 bin ton mal getiriyoruz. Bu ihtiyaçları Irak, İran, Suriye ülkelerine gönderiyoruz ve ihracatın önemli bir kısmını transit buralara gidiyor. Fakat bu son alınan kararla birlikte transitte bekleyen malları bekletiyorlar. Hiçbir yere gönderemezsiniz. Yani başka bir ülkeye de kendi malını gönderemiyorsun. Sadece diyor ithal etme hakkın var. Şimdi bu Türkiye'nin güvenilirliğini zedelediği gibi tüccarın da güvenilirliğini zedeliyor. Kredi ödemesi gelen kişi malını satması lazım, malını satamıyor. Şimdi bu alınan kararın düzeltilmesi, bakliyatın bunda istisna olarak tutulması lazım. Çünkü Türkiye zaten şu anda yeterince bakliyatta fiyatlar uygun. Fasulye fiyatları dünya fiyatlarına göre uygun düzeyde. Mercimek fiyatları da öyle. Ve nohut fiyatları da uygun bir şekilde seyrederken bu alınan kararın enflasyonu dengeleyici bir durumu olmadığı gibi Karadeniz'deki savaşla da hiçbir ilgisi yok. Yani Karadeniz'deki savaşla ilgili konuyu belki yağlı tohumlara getirebiliriz. Onunla ilgili konusu var ama evet. bunun bakliyatla hiçbir ilgisi yok. Bence burada bu konunun acilen düzeltilmesi gerekir. Zaten ben de başkan olarak gerekli çalışma ve çabaları gösteriyoruz yönetim kurulu üyelerimizle birlikte. Bakanlıklarda çalışıyoruz. İnşallah en kısa zamanda bunu düzelteceklerini umuyoruz. Çok teşekkür ediyorum Hüseyin Bey. Katkınız için, görüşleriniz için fokusu noktalıyoruz. Kısa bir aranın arkasından risk yönetimiyle karşınızdayız.